Merhabalar. İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında çok değerli iki konuğumla birlikteyiz. 107. programımızda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Nurhan Yentürk hocamız bizlerle. Kendisi aynı zamanda ekonomist hocamız, Sivil Toplum Çalışmaları Merkez Müdürlüğü'nü de yürütüyor. Bir diğer çok sevgili hocamız ise Volkan Yılmaz. O da Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyal Politikalar Formu Merkezi'nin müdürlüğünü yürütüyor. Bu yıl aslında 2018'in sonunda Eylül'de yayınlanmış bir kitabı beraber konuşmak için buradayız. Türkiye'nin kamu harcamaları 2006-2017, 11 yıllık bir çabayı burada konuşacağız. Açıkçası çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. O yüzden de iki hocamıza da çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğu için. Belki çok temel bir noktadan başlayabiliriz. Kamu harcamaları ne demektir? Bir onunla başlayalım hocam. Kamu harcamaları dediğimizde neleri anlıyoruz? Evet. Aslında tabii ilk başta merkezi yönetim, yani bütün bildiğimiz bakanlıklar, başbakanlık varken, cumhurbaşkanlığı, bütün anayasa mahkemesi bunların olduğu. Ama bunun yanı sıra içinde üniversitelerin de yer aldığı, kamu üniversitelerin, devlet üniversitelerin de yer aldığı. Bunun yanı sıra belediyelerin, yerel yönetimlerin harcamalarında yer aldığı çeşitli aşamalı harcamalardan söz ediyoruz. Evet. Peki bu kitabın içinde hepsi var mı yoksa bazılarına mı odaklandık? Evet. Hayır, bazılarına odaklandık. Aslında her ikimizi de tanıtırken sözünü ettiğiniz gibi biz daha çok sosyal harcamalarla, sosyal korumayla ilgili çalışan insanlarız. Sivil toplum kuruluşlarının da örneğin işte çocuklarla, gençlerle, engellilerle çalışan gönüllülerinin ve profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilk başta sosyal harcamaları hep ele aldık. Fakat sosyal harcamaları yaparken bir şeyle de karşılaştırmak gerekiyordu. Ne kadar çok, ne kadar az konusu. Tabii uluslararası karşılaştırmalar yapmak da mümkün. Onları da yaptık hep çalışmalarımızda ama diğer harcamalar açısından baktığımızda da askeri harcamaları aldık. Hep bir karşılaştırma. Ondan ne kadar azaltırsam sosyal alanın ihtiyacı olan neyi ne kadar arttırabilirim gibi bir bakış açısıydı. Dolayısıyla onun için askeri ve iç güvenlik harcamaları da entegre edildi. Daha sonra da aslında İstanbul Hepimizin girişiminin de teşvikiyle, oradan arkadaşlarımızın teşvikiyle yerel yönetimlere bakmak istedik. Hem bir makro ölçekte yerel yönetimler ve bunun içinde en büyük paya sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarını da izler olduk. O da kitaba dahil. Belki şöyle söyleyebiliriz. Özellikle bugün Volkan'ın da bizlerle beraber olması sebebiyle daha çok sosyal harcamalara odaklanalım dedik bugünkü programda. Belki bir başka programda da özellikle daha yerel yönetimlerin harcamalarına da bakabiliriz. Burada belki ama yine de şunu genel başlık çerçevesinde konuşmaya önemli görüyorum. Kamu harcamalarını biliyor olmak, takip ediyor olmak, böyle bir 11 yıllık çok ciddi bir emek var burada. Bunu yapıyor olmak neden önemli? Ne işe yarıyor bizim kamu harcamaları biliyor olmamız bir vatandaş olarak? Hani işin uzmanları ayrı ama bir de normal bizler için bu kitabı okuduğumuzda öğrendiğimiz şeylerin sizin için önemi anlamı nedir? Çok değerli bir soru. Çünkü biz de ilk başta özellikle daha önce sözünü ettiğim engelliydi, çocuktu, gençlikti bu konularda çalışan sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap vermek için. Yani biz bir şey yapıyoruz ama kamu ne yapıyor, ne harcıyor bilgisine ulaşmak için başlamıştık. Ve önceleri o kitaba ve çeşitli makalelere ulaşmadan önce kılavuzlar yayınladık. Bu kılavuzlar da aslında yapmak istediğimiz bu harcamaların teknik bilgisine sahip olan bürokrasinin bilgisine cevap verebilecek, onlarla tartışabilecek, onlara şunu azaltalım ama dediğinde nereden kaynak bulacağınıza da cevap verebilecek bir hale gelebilmesiydi sivil toplum kuruluşlarının kendi çalışma alanlarında harcamaları arttırmak için savunuculuk yaparken böyle bir şey biliyor olmanın önemiydi. Gerçekten de bir teknik bir şey ve o teknik bilginin sınırına, duvarına diyeyim çarptığınızda susmak zorunda kalabiliyorsunuz. Hep beraber bunu aşmak için çaba sarf ettik. O anlamda da bir şey daha eklemek lazım bunu biliyor olmanın. Bu bir yanıyla evet
harcamaların izlenmesi ama bunu kamu harcamaları izleme platformu adı altında daha çok sivil toplum örgütlerinin alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte de yaptığımız için harcamaların nerede nasıl yapılacağı konusunda alandan gelen insanların bilgileri ve harcamanın az mı çok mu ya da az çoğun ötesinde bir politikayla bağlantılandırılabilmesi, akademisyenlerle beraber bu alandan gelen sivil toplum kuruluşu üyelerinin olması sayesinde oldu. Dolayısıyla birçok bürokrasiden de şeffaflığa inanan insanların da katkısı oldu. Bir işbirliği çerçevesinde ilerledi. O anlamda da bilgi bir akademik bilgi olmaktan çok bunu ilgili kesimlerin kullanabileceği bir bilgi haline getirerek üretilmeye hep çalışıldı. Ya belki o platformu biraz daha açabiliriz hazır evet. lafı gelmişken. Evet. Çünkü o gerçekten çok kıymetli bir çaba. Belki evet. Türkiye'de başka bir örneği olmayan bir çaba. Biraz anlatabilir misiniz? Evet. Sivil toplum çalışmaları merkezinin altında oluştu anladığım kadarıyla ama nasıl? Merkezinin koordinasyonunda oluştu diyelim. Çağrıyla oldu. İlgili biraz önce sözünü ettiğim çeşitli alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri, çevrede katıldı, buna kadın örgütleri de katıldı. Ve bu bilgiyi onların da elde edebilmeleri için hep birlikte bir kere akademisyenlerin de bu konuda daha önceden çalışmaya başlamış olan akademisyenlerin de katkılarıyla kılavuzlar oluşturmaya başladık. Hep beraber bir harcama nasıl izleniri tam anlamıyla çıkarttık. Bundan sonraki süreçte ise yine bu sivil toplum kuruluşlarının hem politika önerileri, hem savunuculuk önerileri, hem de bazen hiç de aklımıza gelmeyen bir harcamaya alanda rastlamış olmalarından kaynaklanan da katkılar oldu. Çok küçük bir örnek verirsek, örneğin biz çocuğa yönelik harcamaları izlediğimiz zaman çok derin bir inceleme yaptık, çok çeşitli kurumlara baktık ama jandarmaya bakmak aklımıza gelmemişti. Halbuki jandarmanın da bir çocuğa yönelik harcama yapan bir kurum olduğunu doğrudan alanda çalışan bir sivil toplum örgütü arkadaşımız karşılaşmış ve birlikte bir şey yapmış oldukları için söyledi. Ve ondan sonra biz onun peşine düşmeye başladık. Evet. Dolayısıyla o bilgi alanda yayılmaya başladı. Ondan sonra bir küçük bunu bir mektup haline getirdik. Milletvekillerine yolladık. İlk 2010 yılındaydı. O zaman biz şunun farkına vardık. İlk mektubumuzda yine bizim sosyal koruma harcamaları vardı. Yoksullara yönelik harcamalar, çocuk gençlik harcamaları vardı. Askeriyeyi karşılaştırma için eklemiştik. Aslında farkına vardığımız konu mektup halinde bunu milletvekillerine yolladığımızda milletvekillerinin bu bilgiye sahip olmadığını gördük. O bir heyecan yarattı. Çünkü bunun nedeni de şu, Türkiye'de bütçe görüşmeleri yapılırken bakanlık bakanlık, kurum kurum alınıyor. Halbuki çocuğa yönelik harcama dediğinizde gençliğe, engelli her kurum değil ama birçok kurumun içerisinde buna yönelik. Hele ki daha fazla kurum varken yani bizim başladığımız 2009-2010 dönemini düşünürseniz çok sayıda kurum yapıyordu. Dolayısıyla milletvekilleri örneğin o zaman seyahat çeki işte onun bütçesini onaylıyor, geçiriyor. Sonra işte Sağlık Bakanlığı, sonra vesaire. Dolayısıyla çocuk dediğimizde bunları yatay kesen bir alan olduğu için kadın dediğimizde, engelli dediğimizde, gençlik dediğimizde bunu bir bütün olarak görmüyordu. Ne yazık ki millet meclisinde de kendilerine böyle rapor sunacak çok büyük, geniş bir insan kaynağı olmadığı için onların da aslında bizim mektuplarımız üzerinden bundan haberdar olduklarını fark ettik. Dolayısıyla çok daha önemli bir şey yaptığımızı biz de anlayarak, genişleterek devam ettik. Alan geliştirme, işte belediyeleri katmaya gayret ettik ve sonunda da bir akademik çalışma olarak buna vardık. Yani çok kıymetli, özellikle bu kadar bir 11 yılın resmini görüyor, genel bir perspektife evet. sahip oluyor olmamız. Bir de belki bizim kendi çalışmamız, daha önce belediye meclisleri üzerine olan ortak çalışmamızda da bu teknik bilgi çok kıymetli bir alan olarak oluyor. Ve çoğu zaman biz diyelim ki normal bir vatandaş olarak o teknik detaylara hakim olamıyoruz. Olamamak da katılımımızı çok etkiliyor. O yüzden de böyle bir süreci görünebilir, şeffaf kılıyor olmak gerçekten evet, çok evet. kıymetli. Belki Volkan'a da bu noktada dönebilirim. Yani daha siyaset bilimci olarak senin açından bunlara bakmak büyük resimde. Hani kamu harcamalarını özellikle sosyal ayağına ama tüm kamu harcamalarına bakmanın anlamı, önemi nedir? Belki buradan sonra detaylara geçebiliriz. Aslında tabii yani sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bakmanın önemi çok yüksekti bence. Biraz aslında Nurhan Hoca'nın
sabrı ve şeyiyle bu buraya kadar geldi bu çalışma. Nurhan Hoca benim için de dahil olmak üzere biz bu alanda çalışan bir takım genç akademisyenler için de bu alanı bize açtı aslında. Biz de uzun süre bunu teknik bir alan olarak görüyorduk ve buradan ilginç bir şey çıkar, akademik olarak da siyasi olarak da ilginç bir şey çıkarabileceğimizi pek düşünmüyorduk. Bu süreç içerisinde benim hani kamu harcamalarına bakmaktan öğrendiğim bir takım şeyler var. Bir tanesi tabii öncelikle politikaların var olan mevcut durumuyla yüzleşmek. Yani bir takım algılar var hepimizde. İşte şöyle bir yere gidiyor ülke, işte sosyal politikalar bu şekilde dönüşüyor gibi. Bu hani hem vatandaşların genelinden bahsediyorum hem de akademisyenlerden bahsediyorum. Bazen örneğin akademisyenler dünya trendlerini takip ettiğini varsayıyorlar. Yani Türkiye'de işte dünya nasıl dönüşüyorsa tamamen öyle dönüşüyordur gibi. Ya da vatandaşlar örneğin işte sosyal yardım alanında bir takım yenilikler görüyorlar ve şey diye düşünüyorlar. Yani sosyal yardım ana sosyal politika alanı haline geldi ve en çok buraya para aktarılıyor. Halbuki bu kamu harcamalarına bakmak bizi mevcut durumu daha iyi tanımaya götürüyor. Dolayısıyla bu anlamda ben çok önemli buluyordum. İkincisi, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bakmak sadece tabii harcamalara bakmamamızı, biraz o harcamaların gittiği politikaları, uygulamaları, politika araçlarını da tartışmamızı beraberine getirdi. Bu bence çok önemli bir bilgi veriyordu. Çünkü bazen de Nurhan Hoca başında biraz bahsetti, tartışma şeyde kamu harcamalarıyla ilgili dönebiliyor. Arttıralım mı, azaltalım mı gibi çok aslında kaba birazcık, yani nüansları kaybeden bir tartışma seviyesinde gidiyor. Halbuki harcamaların nereye gittiği, orada o politikanın ne yaptığıyla birlikte, içeriğiyle birlikte konuşmaya başlamak çok önemliydi. Ben uzun süre engellere yönelik kamu harcamaları sürecinde daha aktif olarak yer aldım. İşte gençlikle ilgili çalışmalarda yer aldım. Orada sivil toplum kuruluşlarıyla, sahada çalışan insanlarla bir arada o harcamalara bakmaktan çok çok fazla şey öğrendim. Örneğin işte belki daha sonra konuşuruz, evde bakım aylığı politikası. Şimdi biz incelediğimizde biliyorduk, evde bakım aylığı diye yeni bir politika geldi ve çok ciddi bir harcama kalemine dönüştü süreç içerisinde. Ama bu politikayı nasıl değerlendireceğiz? Bu harcama kalemini olumlu mu göreceğiz? Ne anlamda olumlu göreceğiz, ne anlamda olumsuz göreceğiz? Bunların hepsi aslında çok değer yargılarıyla da ilgili, işte nereden konuştuğunuzla da ilgili. Dolayısıyla bu açıdan bana çok önemli geldi yaptığımız iş. Gerçekten de yani özellikle bu sosyal politika alanındaki hani ihtiyaçların belirlenmesi, öncelemesi, sınırlı bir bütçenin hangi şekilde dağılacağı üzerine cümle söyleyebilmek için buradaki birikimi değerlendirmek çok kıymetli. Bir de benim ilgimi çeken özellikle çalışmada karşılaştırmalı bakma çabası var. Bunu da çok kıymetli görüyorum. Çünkü genelde işte Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin bütün o özgün koşullarıyla bazen körleşebiliyoruz ya da yeterli bir karşılaştırmalı perspektife sahip olamıyoruz. Burada kamu harcamaları nasıl karşılaştırmalı bakılabildi? Ne tür metotlar? Yani işte elmalarla armutlar karşılaştırılabilir mi? Bunun yönünde de çok ciddi bir emek var. O yüzden birazcık onu da böyle bir genel perspektifte koyarsak sonra detaylara girelim. Öncelikle 2006-2017 arasında olmasının nedeni 2017 elde edilebilen kitap basılında son verilerdi. 2006'dan başlamamızın nedeni ise uygun uluslararası verilerin Türkiye'de üretilmeye başlaması, belirli bir kanun çerçevesinde başlamıştı. Bir cümleyi vurgulamak istiyorum. Bu 2006'da özellikle Avrupa Birliği veri tabanıyla uyumlu veriler üretmeye başlamadan daha önce Sosyal Politikalar Forumu'nun da kurucusu olan Ayşe Buğra'nın çok daha az veri yayınlanmışken sosyal koruma harcamalarını hesaplamaya yönelik çok ciddi bir çabası var. Hepimize ilham verdi. Onu da burada bir vurgulamak istiyorum. Tabii karşılaştırma yapabilmek için özellikle bugün inceleyeceğimiz, bugün değinebileceğimiz 6 konu çerçevesinde ele aldığımızda sosyal koruma harcamalarının bir Avrupa Birliği yöntemi var. Yani Avrupa Birliği sosyal koruma harcamaları kılavuzu var. Bu kılavuzun ışığında yol aldık. Gerek Ayşe Buğra, gerek daha sonra uzun yıllar biz incelerken bu sosyal koruma harcamalarını ESPROS yöntemine dayalı olarak
Türkiye İstatistik Kurumu bunu inceleyemiyordu. Daha sonra bunu yaptı. Avrupa Birliği ESPROS denilen yönteme uyumlu olarak veri üretiyor. Bizim yaptığımız şeylerle de bunlar çok büyük oranda uyuşuyor. O farklılıkları da değindik. Ama bizimkinde amaç bir istatistik kurumu gibi veriyi vermek değil de politika ne eksik, ne zayıf, ne etkin, ne etkin değil olduğu için tüm kurumlar temelinde alt alta veriyor olmak daha anlam kazandığı için TÜİK de ilan etmeye başladıktan sonra biz vazgeçmedik. Ayrıntılar görülebilsin. Ne zaman TÜİK başladı buna? Yanlış hatırlamıyorsam 2014'tü Aralık ayında ama geriye doğru 2008'e kadar da geldi. 2006'ya değilse de 2008'e kadar geldi. Karşılaştırma yapmak için ESPROS yöntemini kullandığımızda sosyal koruma harcamaları uygun düşüyor. Sağlık harcamaları çok daha öncesinden beri zaten üretilir ve karşılaştırmalı veriler vardır. Fakat o alanda da Türkiye'de çok fazla metot değiştiği için ve uluslararası karşılaştırmalarda çok geriye doğru gitmediği için biz özel bir çaba harcadık ve 1988'e kadar o verileri belirli bir standartta geri götürdük. Ve onu bugünkü 2017'ye kadar getirdik. Buna ayrıca da yine akademik olarak bu konuda çalışma yapan insanların kullanabilmesi için tüm ayrıntısıyla da kitapta yayınladık. Orada da bir Dünya Sağlık Örgütü ve OECD'nin bir karşılaştırmasını alıyoruz. Mihenk taşı olarak alıyoruz. O yöntemi kullanıyoruz. Engelli harcamaları için bir yöntem yok. Açıkçası o bir tür bakkal hesabıdır. Yani kim aynı şekilde çocuk harcamaları engelli, genç şu an kitapta yok ama bunları her kurumun ilgili biriminin çeşitli yayınlarının içerisinden çeke çeke ki bunu da bütün detayıyla kitapta veriyoruz. Şu kurumdan, şu verisinden, şu istatistiğinden, şunu vesaire gibi çekerek koyuyoruz. Bazıları biraz fazla tahmin edilmiş oluyor. Bazıları biraz aşağı tahmin edilmiş oluyor. Onları da belirtiyoruz ne kadar fazla ne kadar az olması gerektiğine yönelik. Bu şekilde bir uluslararası karşılaştırmalara açık oluyor. Tabii uluslararası karşılaştırmada gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak bu tür şeyler verilir. Çünkü yapılan harcamanın kişi başına ne kadar olduğu ya da gayri safi yani toplam üretimin içerisinde ne kadar pay oldu. Bu ikisi uluslararası karşılaştırmalar için kullanılan yöntemlerdir. Türkiye'de küçük diyemeyeceğimiz bir aralıklarla, çok uzun sürmeyen aralıklarla gayri safi yurt içi hasılada değişim oluyor. Yani biz daha öncesinde bazı şeylere dikkate almamışız, şimdi şunları da ekliyoruz diyerek gayri safi yurt içi hasıla özellikle son yılda 2015-2016'da daha büyük olarak ilan edildi ve bu bir kısmı geriye doğru 2-3 yıl geriye doğru bırakıldı ama 2016'ya kadar gitmedi. Bu bizim çalışmamızda da uluslararası karşılaştırmada da çok sorun teşkil ediyor. Onun için biz kitapta bazı şeyleri kıyaslarken eski gayri safi yurt içi hasılaya oranla yeni gayri safi çok farklı olabiliyor. Ama uluslararası kurumlar kamunun ürettiği ve kendilerini bildirdiği yeni gayri safi yurt içi hasılayı kullanıyorlar. Bunu da belirterek gitmeye çalışıyoruz. Peki böyle bir genel resme baktığımızda hani Türkiye'nin harcama oranları açısından özellikle bu sosyal harcama alanındaki hani benzer ülkelerle durumu nedir, oranlar nedir? Yani böyle çok genel bir resmi koymaya çalışsak nasıl koyarız? Hanginiz isterseniz bilmiyorum. Nasıl istersen, ben başlayayım sen istersen tamam, bir küçük şey yap, yorumunu yap. Şimdi gayri safi yurt içi hasılayı oranlamadan önce ya da orada bu değişiklik nedeniyle ortaya çıkan sorunları çalışmamızdan eleyebilmek için biz sabit fiyatlarla bir oran, yani enflasyondan arındırılarak bakınca 2016-2017 yılının nasıl bir artış göstermiş diye baktık. 2006-2017 yılında sabit fiyatla yani enflasyon olmamasına rağmen sosyal koruma harcamaları %87 artıyor. Ama sosyal koruma harcamaları dediğimizde makarna, kömür gibi yardımın ötesinde çok daha fazla şeyler var. Tüm işsizliğe yönelik harcamalar, işsizlik sigortası fonu buna dahil, merkezi yönetimin yaptığı tüm koruma harcamaları buna dahil, sağlık harcamaları buna dahil ve yoksullara yönelik yapılan ya doğrudan işte engellilere yönelik verdikleri ücretler ya da
aynı ücretlerin parasal karşılıkları hepsi dahil. Bu Espros yöntemi dediğimiz Avrupa Birliği'nin yöntemi. Aslında ona konut harcamaları da dahil olması gerekiyor ama bizde bu TOKİ eliyle yapıldığı için çok fazla girilemiyor. Oradaki modelde kamunun bir katkısının ötesinde kamunun aynı katkısı var. Yani arsa veririk ama onu çok fazla katamıyoruz. Artış var. Artış son yıllarda düşmüş. Mesela 2015-2016 yılında o dönemde %11 sosyal koruma harcamalarında artış varken son 2016-2017 yılında bu artış sadece %1 olmuş. Yani artış hızında bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Sağlık harcamalarında bu artışın kaynaklarına baktığımızda sağlık özellikle emeklilik ödemeleri. Deki artışın, SGK'nın emeklilik ödemelerindeki artışın olduğunu görüyoruz. Acil durum, özellikle Suriye'den gelen insanlara yönelik yapılan yardımlardan dolayı AFAD'ın harcamalarında. Ondan önce de bir Van depremi de var bu dönem içerisinde. Buradan kaynaklanan artış olduğunu görüyoruz. Bu onların nasıl dağıldığına şimdi girmeyeceğim. Sadece onu belki Volkan değinir. Uluslararası karşılaştırmalara değinirsek eğer, şimdi biz eski seriye göre yaptığımızda %17 gibi bir artış varken yeni seriye göre yaptığımızda %13 gibi bir oran görüyoruz. Artış, pardon, yanlış söyledim. Son yılın, 2017 yılının sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Biz eski veriyi kullanırken, yani gayri safi yurt içi hasıla daha küçükken ki uzun seneler bunu kullandık. O zaman %17 gelirken, oran çıkarken yeni seride gayri safi yurt içi hasıla büyüdüğü için %13'e düşüyor. Uluslararası karşılaştırmalar bunu kullanıyorlar. Şimdi uzun süreler bir artış var fakat bu artışı uluslararası karşılaştırmalar açısından baktığımızda örneğin Espros yönteminde Avrupa Birliği 27 ülkenin ortalaması %28. %28 iken bizde %10 artışa rağmen, yani bu son 12-13 yıldaki artışa rağmen Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altında. Yarısından daha az. Biz eski gayri safi yurt içi hasılayı kullansak da oldukça az. OECD de böyle bir veri üretiyor. Onlar bunun içine bazı eğitim harcamalarını da katıyorlar OECD'nin harcama yönteminde. OECD bizim için önemli çünkü içinde Meksika, tabii, Güney Kore İsrail gibi daha karşı, İsrail gibi karşılaştırabileceğimiz ülkeler de var. Onların ortalaması %21 iken Türkiye %14. Bu artışa rağmen henüz, ki bunun içinde işte Bulgaristan vesaire gibi kişi başına gayri safi yurt dışı hasıla açısından Türkiye ile hani çok benzerlik gösteriyor ama burada hala Türkiye oldukça düşük. Sosyal koruma harcamaları açısından söyleyeceğimiz önemli bir şey bu. Eminim Volkan'ın da çok severek yani söyleyeceği diğer yani harcamaların kendi içindeki dağılımı var. Belki onu... şeyi de sorabilirim önce Volkan'a. Yani özellikle hani Türkiye'nin kendi refah modelini benzeyen ülkeler açısından baktığımızda bu ne anlama geliyor? Sonrasında da belki biraz daha senin uzmanlık alanında olan sağlık ve engellilik üzerine de belki devam edebiliriz. Ama önce bir hani benzer ülkelerle Avrupa Birliği içinde de olabilir, dışında da. Yani bu oranlar bize ne söylüyor aslında? Neler değişebilir burada? Aslında şeyin altını çizerek başlamak istiyorum. Yani bu gayri safi yurt içi hasılaya oranla sosyal harcamaları veriyor olmamız aslında karşılaştırabilir kılıyor. Bu da hep genellikle biz ne zaman bu tip sunumlar yapacak olsak birileri mutlaka çıkıp şey der. Ama Türkiye İsveç değildir, Türkiye Finlandiya değildir, bizim o kadar paramız yok, dolayısıyla bu kadar para harcayamayız sosyal alana derler ama zaten bizim paramızı oranla... Evet, yani benim sorum nasıl karşılaştırabiliyoruzdaki vurgu bu, yani karşılaştırmanın yolları var. Evet, tabii ki var ve de aslında böyle bir üst limitte yok, yani hani asla İsveç kadar harcayamayız diye bir üst limitte yok, o biraz bir algı aslında, ülkede var olan bir algı biraz böyle... Türkiye'nin şey 3. dünya olması vurgusunda yapılan bir şey. Halbuki aslında işte dünyanın işte 17. 14. neyse sürekli sıralamalar değişiyor ama ilk 20'deki ekonomilerinden biri, çok ciddi bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Şimdi onun sosyal politika alanına yansımasının da aslında beklenenden az olduğunu görüyoruz. Yani Nurhan Hoca'nın söylediğinin o anlamda da altını çizmek istiyorum. Ve bunun özellikle 2002-2001 ekonomik krizi sonrasında
hem ekonomik büyümeyi Türkiye'nin yakalaması hem de işte faiz ödemelerinin azalması gibi bir takım etkenlerle sosyal harcamalarda yaratılan büyümeye rağmen çok düşük olduğunun tekrar altını çizeyim. Burada yani Türkiye'nin bir yandan tarihsel olarak güçlü olduğu sosyal politika alanları var. Dolayısıyla da aslında Avrupa Birliği üye ülkeleriyle ya da Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyeleriyle genel olarak karşılaştırmak mümkün. Örneğin ciddi bir emeklilik sistemi kurulmuş durumda, ciddi bir sağlık sistemi kurulmuş durumda ve bunların hepsi 2000'lere geldiğimizde kurulmuş durumda zaten. 2000 sonrasında ya da 2001 ekonomik krizi sonrasındaki genişleme birkaç alanda gerçekleşiyor ama daha çok görünen ve tartışılan sosyal yardımlar alanındaki genişleme. Aslında orada diğer karşılaştırılabileceğimiz ülkelerde zaten hali hazırda sosyal yardım programları olduğu için Türkiye için yeni ama aslında karşılaştırma olarak baktığımızda çok yeni bir politika alanı genişlemesinden bahsetmiyoruz 2001 sonrasında da. Sadece Türkiye için yeni, dolayısıyla önemli. Bir de Türkiye'nin geleneksel olarak boşlukta bıraktığı, kamunun sorumluluk almadığı sosyal politika alanları var. Belki onlar önemli. Karşılaştırmada neden bu kadar arkada çıktığıyla ilgili. Bir tanesi konut aslında, Nurhan Hoca da bahsetti. Çok ciddi sosyal konut politikaları var birçok bu karşılaştırmada yer alan ülkelerde. Türkiye'de yok. TOKİ modelini belki bir gün konuşuruz ama hani evet. TOKİ modeli de çok yok. Yani bir iki tane zamanında Aile Bakanlığı ile ortak projeler var ama proje bazlı bir takım hamlelerden bahsedebiliriz. Sosyal konut politikası yok. Dolayısıyla da sosyal konut harcaması pek de yok. O zaman bu sosyal harcamaların altında sosyal konut, ki Nurhan Hoca zaten örneğin, belirtti. Evet. Çok önemli bir kalem olarak burada saptayamıyoruz. O yüzden de büyük oranda geride olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bu harcamaların oranının gayri safi yurt dışı. Peki o sosyal harcamalarda en büyük rakamlar, yani kitapta o çok net var. Evet. Bu arada detayları biz çok fazla konuşmuyoruz. Genel perspektifi koyuyoruz. Daha ilgilenenlerin detayları okuyacağını varsayarak. Kalemlere baktığımızda sosyal harcamalarda en büyük kalemle sosyal korumayı görüyoruz galiba ama hani biraz onları söylersek belki. Yani en büyük kalem yine çok aslında bu da şaşırtıcı şey anlamında değil. Genel olarak refah devleti deneyiminden geçmiş, sosyal devlet kurmaya çalışmış ülkelerde olduğu gibi emeklilik ve sağlık en büyük sosyal harcama kalemleri. Türkiye'de de öyle. Yine olmayan bir tane belki alanın altını çizelim. Sosyal bakım. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, bakım ihtiyacı duyan engellilere yönelik bakım hizmetleri gibi yine birçok Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı ülkesinde, Avrupa Birliği üye ülkelerinde gördüğümüz kurumsallaşma deneyimi Türkiye'de çok kısıtlı kalmış. Sosyal Hizmet Çocuk Esirgeme Kurumu'yla denenmiş ama kısıtlı kalmış bir model var. Dolayısıyla da orada da normalde görmeyi bekleyeceğimiz ama Türkiye'de görmediğimiz bir harcama kalemi var. O yüzden de biraz şey. Aslında bakım politikalarını da Başak'la konuşmuştuk. Gene Boğaziçi Sosyal Politikalar Forumu Merkezi'nden Başak Ekim Akkan'la bakım üzerine bayağı bir özel program yapmıştık. Ve orada çok net olan bir şey, burada öncelikleri aslında belirleyen bir şey. Yani harcamalarda da gördüğümüz, belki beni en çok hani bu çalışmada heyecanlandıran, neye ayrıldığı, neye öncelik veriyoruz, bütçeden ne tür bir dağılım olabiliyor. Evet. Bu çok gerçekten de kıymetli bir şey. Bu sosyal koruma harcamalarının 10 yılına o zaman baktığımızda, bu başlıklara tek tek girersek biraz sosyal korumayla isterseniz başlayalım. Evet. Bir de sonrasında oradan yoksulları sizinle konuşayım. Evet. Sonra da yani zaman çok hızlı akıyor, atlamayayım sağlık diye. Sağlık ve sosyal güvenlik çok çok önemli. Şimdi bizim eğer bütün bu ESPROS yöntemine göre yapılan toplam sosyal koruma harcamalarına 100 dediğimizde bunun 62'si Volkan'ın da belirttiği gibi emeklilik sistemine gidiyor. Bu yani köklü bir gelenek, sorunları var, çeşitli şekillerde değişikliklere uğruyor. En son günümüzde yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile SGK birleşti. Fakat %62'si prim ödeyene, yani zamanında primini ödemiş olan kişilerin sahip olduğu bir koruma hizmeti.
%10, bu çok önemli bir şey. Yani çok önemli, 100 var dersek bir 100 pasta dersek, evet, 62'si buna buydu. Gidiyor. 2017 yılı evet. için söylüyorum. Sağlığa %30'u civarında gidiyor. 92 yaptık evet. zaten. Evet. Şeyi de %7'si de 2017 yılı itibariyle sosyal harcama ve sosyal yardımlara gidiyor. Bunun içinde kömür de var, makarna da var ama bütün engelli destekleri de var ki birazdan söylerim en yüksek paya bu sahip. Yani doğrudan verilen destekler de var. Bunlar %7. Şartlı nakit transferi olanlar. 2006'da bu şimdi 2017'de %7 olan bir oran %5'miş. Yani kendine göre payda bir artış olduğunu görüyoruz. Ama gerçekten de daha önce bu sistemin çok zayıf olduğunu biliyoruz. Burada önemli bir artış var. Ama fakat yine de çok çok küçük, %7'den bahsediyoruz. Evet. Yani sağlık da Türkiye'de genel sağlık sigortası içerisinden, sağlığın içinde devletin ödediği, sözünü ettiğimiz evet. %30'un içerisinde %2 devletin kendi genel sağlık sigortası primini ödeyemeyenlere devletin ödediği, onun yerine prim ödüyor. Dolayısıyla evet. sağlığın içinden bu %2'yi de alabiliriz. Evet. Yoksullara giden bir evet. şey diye. Sağlık artı sosyal yardım diye birleştirdiğimizde %9'a çıkmış oluyoruz. Ki bu işte prim vermemiş. Yani kendi belirli bir dönem boyunca evet. bir katkıda bulunmadığı halde bir içinde bulunduğu durum nedeniyle gelir elde eden vatandaşlarımız oluyor. Bunlar en büyük kısmı engellilik. 2022 gibi daha muhtaç ve yaşlı kişilerin aldığı bir maaşlar var. Eşi vefat edenlere, muhtaç askerlere, öksüz yetimlere verilen çeşitli destekler var. Bu doğrudan gelir transferi olarak yapılan transferlerle 2017 yılında 2 milyon kişiye transfer yapılmış. Yani bir aileye girdiğini bunu düşünürsek, dörtle vesaire çarptığımızda yani 10 milyon insana asgari ücretle, engellilere asgari ücrettir verilen evde bakım aylığı olarak işte 150-160 lira arasında çeşitli oranlarda 10 milyon vatandaşımıza hı. kamunun bir transfer yapmış olduğunu gösteriyor. Ama bu yine uluslararası karşılaştırmalara göre daha çok geliştirilmesi gereken bir alan. Özellikle hizmet açısından alternatiflerin sunulması. Belki bunu engellide daha fazla değinebiliriz. Nakit transferi yapıp kendi başına bırakmak bir engelli vatandaş, yani kendi başına derken aile içerisinde bırakmaktansa, ona da ayrıca hani belki özel bir yaşam alanı sağlayacak ki bu sosyal konut bunun için çok önemli. Olanaklar tanıyabilmek, kendi başına yaşayabileceği önemli. Tabii orada hani biçim de devreye giriyor. Hani Türkiye'de çok tekrarladığımız işte aile üzerinden bu evet. desteğin yapılması, hani bireysel tabii. haklar üzerinden değil. Aslında bölümün ismini çok sevdim, bu ikinci bölümün. Hani Türkiye'de sosyal koruma harcamaları kimi koruyor diye bir başlıkla evet. yazmışsınız zaten. O zaman daha çok öncelikle prim ödeyenleri koruyor. Ötekisi daha yeni bir alan Türkiye evet. için. O yeni, daha gelişen evet. bir alan ama gelişmeye daha hem daha önce de değindiğimiz gibi ayrılan kaynak olarak hem de içeriğinin geliştirilmesi olarak, zenginleştirilmesi, sosyal politikalarla alternatiflerin sunulması açısından. Peki o zaman bir şey ekleyebilir miyim? Yani bu hani primli primsiz evet, meselesiyle ilgili. Tabii şeyi de unutmamak lazım. Yani primli sistem, yani emeklilik sistemi örneğin, aslında primsiz modeli de içinde doğurabiliyor zaman içerisinde. Mesela bizde bu 2022 maaşı aslında bir tür sosyal emeklilik politikası. 1970'lerin ortasında gelmiş. Demişler ki aslında emeklilik sistemi bütün yaşlılara gelir güvencesi sağlayamıyor. O zaman yaşlıların gelir güvencesi sağlanamayan kısmına, yoksul olanlara bir düzenli gelir transferi yapalım gibi. Daha sonra yeşil kart modelinde sağlıkta da benzer bir şey var. Yani primli sistem yerleştikten sonra aslında problem, yani o primli sisteme ulaşamadığı kitle de ortaya çıkıyor ve sonra işte 90'ların ortasında da o yeşil kart modelini getiriyor. Peki yoksullarla ilgili o zaman daha ona da ayrı bir bölüm var çünkü. Hani burada ön plana çıkan bulgular, temel bulguları kısaca özetlememiz gerekirse. Yani bu evet. harcamalara genel bütününe baktığımızda ne görüyoruz? Yani iki şeyi çok vurguluyoruz biz. Bunlardan bir tanesi hizmet alternatifi yaratılmalı. Evet. Bunu engellilerde çok söyleyebiliriz. İkincisi eğer bir destek verilecekse bunun düzenli olması. Evet. Çünkü geçici çok destek var.
kışın, bayramda, okul açılırken düzenli desteğin getirdiği refahı ya da kendini insan olarak hissetme, bir devletin vatandaşı olarak devletten bir gelir elde etme hissine kavuşturmuyor insanları. Orada belirsizlik çok hayati. Belirsizlik çok hayati. Azaltılabilir evet. olması. Ve... Çünkü sizin de çok birçok çalışmanızda vurguladığınız gibi Pınar Hocam, yoksulların en önemli bir kısmı bilgiye ulaşamaması. Dolayısıyla sürekli yeni çıkan bir şeye başvurmak, kendini anlatmak gibi bir şeyden kurtuluyor olması... o ihtiyacın belirli sürelerde daha bir hak temelli olarak kendisine veriliyor olması önemli. Ama diğer yandan da sadece nakit transfer ettik, ailenle bu işi çözün ötesinde özellikle yoksul gençlere, engelli gençlere, tek başına yaşayan kadınlara alternatifler sunulması önemli diye düşünüyoruz. Ve yani burada gene vurgulanan işte bu kesişim, ne diyelim, Türkçesi biraz zor aslında ama üst üste binen durumların çok hayati olduğunu görüyoruz. Yani hem engelli olup hem kadın olmak gibi. Evet. Hem en dezavantajlı grupların aslında bu kesişimlerden, kesişim kümelerinin yaşadığını, deneyimlediğini görüyoruz ki kitapta yine bu altı çizilmiş önemli bir nokta. Biraz sağlığı konuşalım istiyorum. Tamam. Eğer aslında seninle belki ayrı bir sağlık programı da yaparız ama bu sağlık harcamalarının genel resmine, seyrine baktığında Türkiye'yi genel olarak sağlık açısından hem harcamalar ama genel olarak da sosyal politikada sağlığın dönüşümü bu 10-11 yılda nasıl oluyor ve nereye doğru gidiyoruz? Tamam. Harcamalardan gideyim çünkü hakikaten sağlık reformuna girersek çıkamayabiliriz. Harcamalarda yani Nurhan Hoca bahsetti, Türkiye'de sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı artıyor. Bir artış eğilimi var 2000'lerden sonra diyeyim. Reform da 2003'te başlıyor. Fakat bugün bu artışa rağmen Türkiye'deki sağlık harcamaları yine karşılaştırma olarak baktığımızda çok yüksek değil. Yani yine Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı ülkelerinin en alt sıralarında yer alıyor. Fakat kamu harcamalarını incelemenin ilginç yanlarından bir tanesi bu. Bu bir problem değil. Genellikle bu bir problem olarak aktarılıyor yani yine akademisyenler, araştırmacılar tarafından. Neden bir problem değil? Çünkü... Aslında sağlık hizmetine daha fazla para harcamak toplumu daha sağlıklı hale getirmiyor. Öyle bir eşitlik yok. Dolayısıyla daha çok harcayalım demek çok anlamlı değil. Pardon, önleyici sağlık hizmetleri gibi bir ayrıma gidebiliyor muyuz bu verilerde? Tabii gidebiliyoruz. Yani yine koruyucu, önleyici sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ayrımına gidebiliyoruz. Tabii ki tedavi edici sağlık hizmetleri çok daha büyük yüksek bir pay. Evet. Tutuyor. Yani bunu da hani söyleyebilmek çok kıymetli bir şey. Tabii. Bir yandan sağlıksızlığı çözmek değil de sağlıklılığı sürdürebilmek, evet, gibi. Evet, kesinlikle. Şeydi yani bir tane örnek vereceğim. Neden daha çok para harcamak daha iyi bir fikir olmayabilir diye. Amerika Birleşik Devletleri 2017 yılında toplam milli gelirinin %18'ini sağlık hizmetlerine harcamış. Toplam %18. Yani bizim toplam sosyal harcamalarımızdan daha fazla bir oranını sağlık hizmetlerine harcamış. Ve bunun da bu %18'in %8,5'u da kamu, doğrudan devletin harcaması. Amerikan sisteminde özel sağlık sigortaları esas finanse eden kurumlardır ve bunun dışında da bizdeki yeşil kart gibi eklemeler var. Yani bizdeki sistemden farklı biraz. Devlet sigortası değil, kamu sigortası değil. Sonuca baktığınızda mesela 30 milyon Obama'nın reformuna rağmen 30 milyon Amerikan vatandaşının sağlık sigortası yok. Sağlık çıktılarına baktığınızda da doğumda ortalama yaşam beklentisi gelişmiş ülkelerin altında, obezite gibi, diyabet gibi bir takım kronik rahatsızlıklar çok yaygın görülüyor vesaire. Yani bu işte Amerikan örneği şey açısından çok önemli. Daha çok para harcamamız lazım, çok iyi olacak diye düşünülecek bir alan değil. Bizdeki reformun getirdiği olumlu bir değişiklik aslında daha önceki sistemde sağlık sigortaları arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmasıydı. Yani örneğin eskiden SSK'lı bir işçinin gidebileceği hastanelerde SSK hastaneleriydi bunlar. İşte çok uzun süre kuyrukta beklemeleri gibi sadece SSK hastanesinin içindeki eczaneden ilaç alabilmek gibi çok prosedürel, aslında çözülmesi çok da zor olmayacak ama sistem o dönemde öyle kurulmuş olduğu için
çok dezavantajlı bir konumdaydı SSK'lılar örneğin. Ona rağmen emekli sandığına baktığımızda memurlar için çok daha hızlı doktora ulaşabildiklerini, üniversite dönemin en iyi hastaneleri olan kamu üniversite hastanelerine doğrudan gidebildiklerini vesaire görüyoruz. Bir de 90'larda gelen yeşil kart modeli vardı. Bugün aslında Nurhan Hoca bahsetti. Yeşil kartlılar özetle çalışarak sağlık sigortasına dahil olamayan ya da ailede de çalışan birinin olmaması dolayısıyla sağlık sigortasına dahil olamayan kişileri devletin dışında kalan, aynen öyle, yani kayıtlı iş gücünün dışında kalan hanelere getirilmiş bir sağlık yardımı mantığı üzerine kuruluydu. Bunu da devam ettirdi reform. Devam ettirmenin ötesinde aslında emekli sandığı, Bağkur, SSK ve yeşil kartların hizmet paketlerini eşitledi. Bu tabii çok önemli bir değişimdi. Zaten birkaç seçim sonucunda bunun doğrudan etkilerini ülke gördü. Dolayısıyla bunun getirdiği bir hizmete ulaşımda, yani doktora ulaşımda diyeyim, kolaylaşma var. Dolayısıyla da doktora başvurma sayılarında da ciddi bir artış var. Bunun getirdiği bir harcama artışı dolayısıyla var. Buna ek olarak bir de ilginç bir model denedi reformla beraber hükümet. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özel hastanelerden hizmet satın alması modelini denedi. Yani artık işte genel sağlık sigortalı bir kişi belirli düzeyde bir fark ücreti ödeyerek özel hastanelere başvurabiliyor. Bu dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminden özel hastanelere ödeme yapılabilmesini şey yaptı, beraberine getirdi. Bunun getirdiği bir mali tabii yük var, o yüzden bir artış var. Ama dediğim gibi toplamda baktığımızda Türkiye'nin sağlık harcamalarında çok ciddi alarm düzeyine çıkartılacak bir durum şu anda yok gibi görünüyor. Belki şehir hastanelerinden başka bir gün bahsederiz. O ileride çünkü hakikaten ayrı bir detaylandırması gereken bir konu. Çok son 5 dakikamız kaldı. Birazcık engellilere de, çünkü çok özel bir grup olarak ilginç bir kısım oluyor kitap içinde. Hani burada çok spesifik bir gruba ulaşılıyor ve o bütün resimde nasıl algılıyorsun, nasıl görüyorsun, bir bunu toparlayabilirsek böyle bir... Çok öğretici bir deneyimdi. Bir engelli hakları yaklaşımıyla kamu harcamalarına bakmak. Çok benim için öğretici bir deneyimdi. Bu yani nereden başladı bu harcamalar, ondan bir kısaca söz edeyim. 2005 yılında o dönemin adıyla Özürlüler Yasası, şimdi Engelliler Yasası diye çok ciddi bir yasa çıktı. Bu yasa bir takım hakları, daha önce de bazıları var olan, bazıları olmayan yeni politikaları engelliliğe bağladı. Engellilik statüsüne bağladı. Örneğin evde bakım aylığı. Evet. Evde bakım aylığı, bakım ihtiyacı duyan, sürekli bakım ihtiyacı duyan engelli kişilerin bakım ihtiyaçlarının karşılanması için devletin verdiği bir nakit transferi, bir düzenli gelir transferi. Tabii bu bütün engellilere yönelik olarak tanımlanmadı. Örneğin belirli bir yoksulluk kriterinin altında yaşama şartı beraberinde getirildi. Politikaya girmeyeceğim ama bu yeni bir politikaydı ve harcamayı arttıran bir politikaydı. Rakamları fark ettirdi. Kesinlikle. İşte 2005'ten bu yana engellilere yönelik kamu harcamaları ortalama yıllık böyle %10'luk bir artış kaydetmiş. Şimdi biz bunu söylemeye başladık ilk incelemeye başladığımızda. Sonra engelli hakları dernekleriyle tabii bir araya gelip bunu tartışmaya başladık. Orada fark ettik ki harcamanın artması demek bu harcamaların engelleri güçlendirdiği anlamına hiç de gelmeyebilir. Aslında o açıdan niteliğine bakmak, nereye bu harcamanın yapıldığına bakmak ve onu tartışmayı gerektirdiğini gördük. Bugün mesela tekrar bu işe baktığımızda engellilere yönelik kamu harcamalarının ötesinde engellilerin haklarını tesis etmeye yönelik kamu harcamaları diye ayrı bir kategoriye bakmak isterim. Gençlikte yapmıştık bunu, Nurhan Hocam bilir. Gençleri güçlendirmeye yönelik harcamalar diye yeni bir tanım getirmiştik. Burada da bence benzer bir şeye ihtiyaç var. Yine böyle kaba bir örnek vereceğim. Hiç hoşlanmadığım, engelli hakları derneklerinde hiç hoşlanmadığı şeylerden bir tanesi, engellilere doğrudan sadece engellilere hizmet vermek üzere kurulan bir takım, aslında engellilere hizmet vermek için kurulmasına gerek olmayan kurumlar. Mesela engelli sarayı diye bir şey kurmak. Şimdi biz harcamaya baktığımızda diyelim 1000 tane engelli sarayı kuruldu ülkede. Biz engellilere yönelik harcamaların arttığını görüyoruz.
Halbuki mesele tabii engelli haklar açısından baktığımızda bütün kentin engelliler için erişilebilir hale getirilmesi. Halbuki yani buna dair bir şey görmüyoruz ama artış görüyoruz. Burada olumluya gidiş olduğunu söylemiyor tabii bize bu. Bunun gibi yani bu çerçevede çok önemli bir örnek bu çünkü. Bir yandan da şöyle bir şey var. Hani harcamanın neye harcandığı, niteliği, haklarla olan ilişkisi ve burada da kitapta da belirttiğiniz üzere ana akımlaştırma dediğimiz yani bütün kentin engelli dostu olması, bütün kentin çocuk dostu olması gibi belli bir takım perspektifleri yanında tutmadığı zaman o harcama aslında hani ne anlamda gerçekten güçlendiriyor, ne anlamda hakların savunuculuğu örtüşüyor. Bütün bunlar aslında yeni yeni buradan yola çıkarak çalışılabilecek, detaylandırılacak noktalar. Belki son olarak o yüzden size hocam bir kere öncelikle tekrar ellerinize sağlık ve iyi ki geldiniz diyorum. Peki buradan sonra şu an umarım enerjiniz vardır. Devam etmek niyetinde misiniz? Nasıl edilir? Şimdi hiç o niyetle başlamamıştık. 2017, 2006, 2017 diyerek ama 2017, 2018'in içerisinde kurumlarda çok büyük değişiklik yaşandığı için aslında bir parça bir tarihsel bir analiz gibi oldu. Çünkü bundan sonrası için bizim gerek sırf akademik olarak gerek sivil toplum kuruluşlarıyla bunu sürdürebilmemiz için bütün analizleri yeniden yapmamız gerekiyor. Çünkü kurumlar çok değişti. Örneğin sosyal koruma açısından birleşti. Sanki birleşmesi önce daha iyi geliyor, olurmuş gibi geliyor ama biz bundan önceki birleşmelerde çok iyi olmadığını gördük. Çünkü birleştikçe daha az veri yayınlanıyor. Örneğin çocuk esirgeme kurumu tek başınayken şu kadar bir yani faaliyet raporu yayınlıyordu. Çok ayrıntılıydı. Sonra o Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na girip diğer başka kurumlar oraya gelince yine bu kadar bir rapor ama daha az ayrıntılı olmaya başlandı. Şu an bakanlık Şimdi bir de SGK oraya. Dolayısıyla ne çıkacağını henüz bilmiyoruz. Evet. Bu sadece sosyal koruma için değil, iç güvenlik, askeri için de söz konusu olacak. Bütün bunlar Şubat, bir kısmını tabii gördük. Örneğin son yapılan işte 5 yıllık plan ve şeyle ilgili yatırım planında. Ama esas faaliyet raporları bizim çok kullandığımız şeyler. 2018 faaliyet raporu da Haziran'da. Yani her kurum Haziran'da yayınlamaya başlayabilir. Dolayısıyla değişen kurumlarda neler kalacak, neleri görebileceğiz, neleri göremeyeceğiz. Bütün bunları nasıl izleyeceğimiz biraz Haziran-Temmuz ayında ortaya çıkacak. Biz istiyoruz, yeniden başlayacak, yapacak diğer akademisyen arkadaşlarım da eminim katkıda bulunacaktır. Ayşe Buğra sosyal koruma harcamaları için yeni kurumları, askeri harcamalar için yine Gülay Günlük Şenesen yapmış. Eminim buralardan ve bütün sivil toplum kuruluşlarından katkılar gelecek ama her şey yayınlanacak verilerin ayrıntılarına bağlı. Yani veri gerekiyor, verilerin üzerinde de çalışacak enerji enerji var. İnşallah veriler gerekli ayrıntıda yayınlanır. Çünkü bir kez bir veri yayınlanmamaya başlanınca onun sonu geliyor ve artık ulaşamıyoruz. Ve orada tabii o takibi izlemek. Yani bu çalışmanın bence hani hakikaten bütün bu detaylarının bir 11 yıllık sürecin içinde takip edebiliyor olmamız, o bütüncülüğü çok önemli. O bir tarihsel belge oldu bu kitap. Dediğim gibi amacı o olmamasına rağmen bundan sonra da inşallah öyle şeyler çıkar. İnşallah başka programlarda da giremediğimiz detayları tekrar konuşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.